işin içinde karanlık bir şey de olsa, provokatif de olsa, küfür müfür falan, hani kesinlikle reddediyoruz. Her türlü küfür, her türlü şiddeti kesinlikle reddediyoruz. Fakat Koray Aydın bunu söyleyince işin başka bir bölümü, boyutu var mı? Merak ettim. Bingöl'de yaşanan provokatif ve üzücü olaydan sonra valiliklerin koruculara İYİ Parti'ye karşı protesto eylemi yapmaları, şehit ailelerine de basın açıklaması için talimat verdikleri öğrenilmiştir. İktidarı uyarıyoruz. Valileri iktidarın değil, devletin valisi olmaya çağırıyoruz. Gözleminiz nedir burada? Şimdi Bingöl'le ilgili çok güncel bilgi bende yok şu anda. Tamam. Ama genel anlamda evet, şunu söyleyebilirim ki, şu son yıllarda artan bir oranda valiler, kaymakamlar yani devletin bütün organları artık partili gibi çalışmaya başladı. Bu çoğu bölgede böyle. Belki istisnalar var. Belki hala o hani devletin onurunu koruyan, devletin her partiden insanların devleti olduğuna inanan mutlaka mülki idare amirlerimiz vardır. Ama genel anlamda bir, hükümetin bu konuda baskısı oluyor valiler ve kaymakamlar üzerinde. İki, bazı valiler ve kaymakamlar da kendileri işgüzarlık yapabiliyor. Yani ne kadar işte Cumhurbaşkanı'na, hükümete yakın olursam ya da onların hoşuna gidecek şeyler yaparsam yarın o kadar güzel illere atanabilirim, önüm açık olur gibi böyle bir karşılıklı ilişki olabiliyor. Yani valinin, kaymakamın bir partisi olmaz. Ama asıl tabii sistem nerede yanlış oldu? Nerede? Düğme nerede yanlış iliklendi? Cumhurbaşkanı. Partili bir cumhurbaşkanı olunca, cumhurbaşkanı aynı zamanda bir partinin genel başkanı olunca vali cumhurbaşkanına bağlı. Bu partili bir cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının verdiği talimatlar sadece devletin genel çıkarları için olmuyor ki. Kendi partisi için de talimatlar verebiliyor. Böylelikle valiler ve kaymakamlar tarafsızlıklarını koruyamıyorlar. Yani anayasada ve yasalardaki tarafsız iş yapma görevlerini çoğu zaman yerine getiremiyorlar. Talimata uymasa bir türlü. Talimata uysa partili oluyor. Gerçekten devlet siz, yönetimi şu anda karmakarışık olmuş durumda. Siz mesela diyelim cumhurbaşkanı adayı oldunuz ve kazandınız. Deva Partisi rozetini çıkaracak mısınız? Şimdi bizim öngördüğümüz parlamenter sistemde cumhurbaşkanı tarafsız cumhurbaşkanı. Ve partisiz olacak. Partisiz cumhurbaşkanı. Yani cumhurbaşkanı seçilen kişinin parti rozetini anda çıkartması lazım. Hatta o şimdi çalışılıyor biliyorsunuz. Evet, partili yani parlamenter sistem parti çalışılıyor. Şimdi bu parlamenter sistem çalışmaları ayrı ayrı partiler ayrı ayrı çalışmalar yaptı biliyorsunuz. Biz de geçen sene Aralık'ta bitirmiştik. Evet, ama burada anlatmıştınız. Yani oturduk. Şimdi çalışıyoruz. Ortak bir çalışma haline getirmiyoruz bu parlamenter sistemi. Ve bütün partiler o konuda mutabık. Yani bu ülkenin cumhurbaşkanının tarafsız, partisiz olması gerekiyor. Bir şey diyebilir miyim? Bakın ben tarafsız bir gazeteci olarak ben bunun altına imzamı atarım efendim. Ben cumhurbaşkanımızın ister Erdoğan olsun, ister siz olun, ister Akşener, Kılıçdaroğlu kim, parti rozeti olmasın. Ben bir vatandaş olarak, bu da benim görüşüm yani. Çünkü kafamız karışıyor. Şimdi bir cumhurbaşkanı devletimizin saygı duymam gerekiyor. Makam yani Türkiye Cumhuriyeti. Fakat bir taraftan da bir partinin lideri. Evet. Karışıyor işler. Geçelim. Aynı cumhurbaşkanı başlıyor. Belki de sizin desteklediğiniz partinin genel başkanıyla ilgili başlıyor atıp tutmaya. Olmuyor. Yani bunu mutlaka, hatta şu var biliyorsunuz. Şu andaki anayasada cumhurbaşkanının bir yemin metni var. Bu yemin metninde diyor ki cumhurbaşkanı, ben diyor görevimi tarafsızca yapacağımı and içerim diyor. Yani meclis kürsüsüne çıkıyor. Anayasadaki yemin metnini okuyor. And içiyor, öyle görevine başlıyor. Yemin metni değişmedi bakın. Yani cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin keseceğine ilgili anayasa maddesi iptal edildi. Yani son anayasa değişikliğinde ne yapıldı? Cumhurbaşkanı partili olabilir dendi. Ama anayasadaki yemin metni değişmedi. Cumhurbaşkanının göreve başlarkenki yemin metninde tarafsızca görevimi yapacağımı and içerim diyor başlıyor. Peki bizim cumhurbaşkanı anda tarafsız mı? Onu takdir edin. Hayır, siz söyleyin. Tarafsız davrandığını söyleyebilmek mümkün mü? Yani şu anda bu ülkenin cumhurbaşkanının göreve başlarkenki ettiği yeminle fiili uygulaması arasında hiçbir bağ yok. Tarafsız olduğunu söyleyebilir miyiz? Diğer partilerin genel başkanlarıyla ve diğer partilerle ilgili çok ciddi münakaşaya girebiliyor. Polemiğe girebiliyor. Hatta söyledikleri şeyler rahatlıkla yasal düzenlemelere göre hakaret olarak değerlendirebilecekken kendisiyle ilgili söylenen en ufak bir eleştiriyle ilgili derhal dava açıyor. Ben cumhurbaşkanıyım, dur bakalım diyor, bana eleştiri yapamazsın diyor. Ben cumhurbaşkanıyım diyor. Hı hı. Dava açıyor. Ama aynı şeyi kendisi söylediğinde karşı tarafın öyle bir koruması yok. Peki. Yani tamamen saçma sapan bir sistemsizliğin içindeyiz şu anda. Yani şu anda Türkiye'de bir yönetim sistemi yok bakın. Yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyorlar ya. Sistem falan yok. Tam bir sistemsizliğin içerisinde şu anda ülke.